Samos sürgünündeyiz tekrar. Ben Sevan Nişanyan, karşıda Erkin ve Arsen, Arsen Nişanyan ve Erkin Ergüney. Bugün hangi konuyu konuşalım dedik. Gençlerden gelen teklif üzerine insanlar din gibi bir saçmalığa neden hala inanırlar sorusunu sormaya karar verdik. Doğru mudur? Doğrudur. İçini biraz dolduralım mı bu sorunun? Neyi konuşacağız yani? Çok kocaman bir konu din. Yani şöyle, daha önceki bölümlerimizden birinde de bahsettiğimiz gibi insanlar bazı anlatılara, bazı aidiyetlerini belirleyen mitolojilere ihtiyaç duyuyorlar. Ve din de, örgütlü din de buna çok güzel cevaplar verebiliyor. Eski zamanlar için bu anlaşılabilir bir şey de günümüzde bir sürü yeni anlatılar türedi, bir sürü yeni mitolojiler, bir sürü yeni aidiyeti üzerine inşa edilebilecek platformlar türedi. Ben mesela Tayland'daydım, Bangkok'taydım ve orada insanlar her sabah gidip böyle bir tane kaplan tapınağında, böyle bir Budist tapınağı olmasına rağmen bu bir kaplana tapıyorlardı ve ona böyle domuz pirzolası falan sunuyorlardı ve kokonat yağı sunuyorlardı nedense. Ve beni bu ister istemez düşündürdü yani. Bu insanlar bu tapınağa gidiyorlar normal kılıkları, kıyafetleriyle, sonra işlerine güçlerine gidiyorlar. Sanayide bilgisayar yazılımcısı vesaire, otelde resepsiyonist olarak hayatlarına devam ediyorlar. Bu onlar için ne işe yarıyor yani bunu yapmak? Yani sadece sosyal bir aidiyet mi, yoksa buradaki anlatı niçin 2000 yıldır bu kadar kuvvetli bir şekilde bu insanların hayatına yer etmiş ki bu kadar radikal bir biçimde değişen bir dünyada bile hala buna ihtiyaç duyuyorlar? Soruyu sorarken cevabını da verdin aslına bakarsan. Yani bir gelenek boyutu var işin. Yani ecdadının yaptığı şeyleri, ecdadının töresine saygı göstermek için insanlarda çok temel bir ihtiyaç, temel bir içgüdü. Bunu göz ardı edemeyiz. Benim gördüğüm bugün dinlenen insanlar niye inanırlar sorusunun basit ve kısa cevabı cahilliktendir tabii ki. Yani bu apaçık bir olay. Yani yeterince bilgin olmadığı zaman, dünya hakkında net bir fikrin yoksa dinlere sarılırsın. Fakat biraz daha derine indiğin zaman 3 tane temel güdü görüyorum ben. 3 güdüyü birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Birincisi ve en önemlisi adalet meselesidir. Yani hayat pisliklerle ve zorluklarla dolu, çok acılarla dolu bir şey. Yani bunlar bir kısmı diğer insanlardan kaynaklanan acılardır. Yani zulüm var, adaletsizlik var, haksızlık var, pislik var. Durup dururken sana sataşan insanlar var. Ve bunlara bu dünyada hiçbir şey yapamayacağını bilmenin getirdiği çaresizlik duygusu var. Yani haksızlık ve zulüm yapanın yanına kar kalıyor. Besbelli bir olay bu. İkincisi, bunun daha ötesinde hayatın kendisi, yani doğanın kendisi çok acımasız ve zalim bir şey. Yani insanlar ölüyor durup durduğu yerde, saçma sapan nedenlerle ölüyor. En yakınındaki insanlar da ölüyor. Bunda kabul edilemez bir şey var. Yani ben bunu hak etmedim duygusu var ve dolayısıyla insanlarda inanma ihtiyacı var ki bunlar bir şekilde telafi edilecek. Ya haksızlıklar ve acılar bir şekilde telafi edilecek. Öbür dünyada veya bir sonraki hayatımızda veya bir şekilde karma vasıtasıyla bu dünyada bir şekilde dengelenecek. Yani bu kadar çok anlamsızlık, bu kadar çok zulüm ve haksızlık gerçek olamaz. Bunun başka bir boyutta bir şekilde telafi edilmesi lazım. Bu da atalarımız söylemiş, bir tane gökte bir tane sakallı herif varmış, o bunu düzeltecek. Bu kuvvetli bir ihtiyaç, gerçekten çok kuvvetli bir ihtiyaç ve özellikle insanların bu dünyadaki hayatı mutsuzluk ve çaresizliklerle dolu olduğu zaman, yani insanlar kendilerini ezilmiş hissettikleri zaman artan bir ihtiyaç, büyüyen bir ihtiyaç, bir adalet ihtiyacı, bir denge, yani bir terazi olması lazım. Bir tarafa kötülükleri koyacaksın, öbür tarafa bunu telafi edecek karşı ağırlığı koyacak birileri benim için. Bu çok güçlü bir anlatı, çok güçlü bir telafi mekanizması. Bu dediğin tek tanrılı dinler için, Hristiyanlık, Judaizm,
İslam ve hatta Budizm için geçerli olmasına rağmen mesela politeizmi, yani antik çağ politeizmini kesin surette anlatmayan bir, tasvir etmeyen bir durum. Yani orada öldükten sonra herkes aynı yere gidiyor. Athena'ya dua ettin diye hani şey bir telafi ve bir yargı mekanizması kesin surette değil mesela antik çağda. Yok, katılmıyorum. Yani şu ölümden sonra bir şey telafi mekanizmasının işleyeceği fikri ancak aşağı yukarı milat yıllarında ortaya çıkmış. Yani Yahudilikte de aslında Tevrat Yahudiliğinde var olmayan bir şey ancak sıfır yılı civarında ortaya çıkmış ve Hristiyanlığın doğuşuna zemin hazırlamış bir düşünce. Fakat bu demek değildir ki telafi mekanizması yok. Telafi mekanizması bu dünyada olabilir. Yani Athena'ya yahut Apollon'a yeterli kurbanları kesersen veya ona gereken saygıyı törelere uygun bir şekilde yerine getirirsen o da bunu ödüllendirir bir şekilde, seni kötülerden korur. Bu yani bunu yok diyemezsin. Peki evet, bir koruma mekanizması olabilir ancak bir yargı mekanizması olduğunu ben pek düşünmüyorum antik çağda dinin, ama neyse, tam en azından vurguladığı alan bu değil. Bu dünyada adaletin gerçekleşmediği konusunda insanların kafasında net bir yargı oluşmaya başladığında o zaman öbür dünya diye bir anlatı oluşturma ihtiyacı doğmuş. Bunun da doğuşunu işte Stoiklerden Hristiyanlara geçişte milattan başlayıp aşağı yukarı 200 yılına kadar giden dönemde çok net izleyebiliyorsun. Şeyin telafi mekanizmasının bir paralel dünyaya aktarılması olayını. Hindu dini bunu başka bir şekilde çözmüş. Reenkarnasyon yoluyla adaletin sağlanacağına dair bir şey getirmiş. Demin başka bir şey daha söylüyordum. Bunu sadece senin kendi başına gelen kötülüklere ve zulümlere karşı bir telafi mekanizması olarak düşünme. Diğer insanlara bir anlatı sunuyor sana. Yani yanındaki bir insanın, tanıştığın bir insanın, bildiğin, sevdiğin veya sevmediğin bir insanın başına bir kötülük geldiğinde veya o hayatı taşınmaz bulmaya başladığı zaman ona anlatacak bir öykü sunuyor sana. Merak etme sevgili kardeşim, öbür dünyada bunların ödülünü göreceksin diyorsun. Bir insanlar arası bir sosyal ilişki olarak da bu telafi mekanizması önemli bir işlev görüyor. Bu bir. İkinci konu demin değindiğimiz bir konu, ecdada saygı meselesi. Yani din, tüm dinlerde şey vardır, yani bu benim atalarımın dinidir, bu benim ana babamın dinidir, dolayısıyla ben de buna uymak zorundayım duygusu tüm dinlerde son derece kuvvetlidir. Bir cemaat tanımlıyor bunun bu sayede şey. Bir kendi soyunla, kendi kavminle bir süreklilik duygusu getiriyor. Ve dünyanın her yerinde ve her insanda şu vardır. Yani dindar olmasalar bile dinin somut içeriğini, bilgisel içeriğini reddetseler ve hatta saçma bulsalar dahi İnsanlar kendi atalarının dinine hakaret edilmesinden çok rahatsız olurlar. Yani adam komple ateist olabilir ama diyelim ki Budist bir aileden geliyorsa Budizme yönelik bir hakaret veya aşağılama veya çirkin bir söz onu rahatsız eder. Dolayısıyla demin şey diyor, soruyordu Erkin, en harika din hangisidir, en kıyak din hangisidir diye. En kıyak din her zaman için senin atalarının dinidir. Yani o kadar bariz bir gerçek ki bu. Yani insanlar bunu sorgulamayı akıllarından bile geçirmezler normal olarak. Bu da ikinci bir unsur. İnsanların kaplana tapmasına yahut da türbelerde ziyaret etmesine yahut kilise müziği duyduklarında içlerini, yani hoşlanmalarına sebep olan bir olay bu. Bir kültürel süreklilik, ataların töresine saygı duyma meselesi. Bu ikinci faktör. Çin'de şöyle bir şeyler oluyor. Yani tam böyle bir din olarak anlaşılmasa da bu bir ataya tapma durumu var. Yani mesela işte deden öldüğünde gidip dedenin ruhuna bir şeyler yakıp onun ruhunu seni koruduğuna dair bir inanç. Hmm. Burada atana direkt tapma gibi bir durum oluyor. Bazı evlerin içinde artık şehirlerde çok kalmamış bir şey ama köylere falan gittiğinizde hala var.
İlginç bir nokta da şu, aynı zamanda eski yani Çin köylerinde genelde bu insanlar bir soyadlı oluyor. Yani böyle bir büyük bir aile, extended family gibi. Bu yüzden onların inancı çoğu zaman aynı kişileri yüceltiyor ve dualara sebep oluyor. Bu insanlar için bir şeyler yakıyorsunuz. Atıyorum bir televizyon maketi yapıyorsunuz kağıttan, bunu yakıyorsunuz ve işte ona adak adadığınızı, atıyorum dedenize, babanıza, kimse, ve bunun onun ruhunun sizi koruyacağını düşünüyorsunuz. Buranın da olayı bu. Çok güzel. Yani tüm ilkel eski dinlerin ortak şeyi bu zannediyorum. Bu ataya tapma hadisesi. Eski Yunan'da ve eski Roma'da ataya tapmayı bir kademe öteye götürüp bir klanın veya bir şehrin veya bir kavmin demeyelim, bir aşiretin ortak bir mitolojik atası, tanrılar katına yükseltilmiş. Önceleri kahraman birisiyken yahut da bizi kentimizi milyon sene önce falan kişi kurdu. Dolayısıyla onun tapınağına her yortu günü gidip adak adamamız gerekir derken, bu atalar biraz daha süblime edilip, biraz daha yükseltilip tanrılar olarak tanımlanmışlar. Eski Yunan'da çok net görüyorsun bunu. Her aşiretin, her soyun, her ailenin, her kentin, her ilin kendi tanrıları var. Bugünkü Türkiye'ye geldiğimizde bu geleneğin bir hayli kuvvetli bir şekilde farklılaşmış olarak başka bir şekilde sürdüğünü görüyoruz. Bu özellikle kişi adlarına çalışırken ben bunun feci surette farkına vardım. Yani olayın boyutlarının farkında değilmişim. Her ilin, ilçenin, kasabanın ve irice köylerin hepsinin yatırları var. Evliyaları var. Orada şey yapan. Bunlar bariz bir şekilde mitolojik insanlar. Yani telli baba, saçlı baba, koyun baba, kıllı halife vesaire gibi, yani dişsiz halife, köpek sultan filan gibi şeyler var, şahsiyetler var. Genellikle herhangi bir mimari özelliği olmayan, saçma sapan bir çardaktan ibaret olan bir yer kutsal sayılıyor. O yerin evliyasının ziyaretgahı sayılıyor. Ve o bölgede doğmuş insanlar genellikle, yani birçoğu, yani şaşılacak kadar çok bir kısmı, o evliyadan isim alıyorlar. Yani çocuklarına o evliyanın ismini ve o yatırın adını veriyorlar. Türkiye'de çok belirgin bölgesel isimler var. Yani bu şey meşhurdur. Ökkeş meşhurdur. Bu Maraş ve Antep taraflarında vardır. Şehmus meşhurdur. Urfa'da doğanların yarıdan fazlasının adı Halil'dir. İşte Abitler'de de var, Ereğli'de. Nahsen var, belli şeydeydi yanılmıyorsam Nahsen, yine Gaziantep taraflarında. Ne bileyim, Elbistan'a özgü isimler var. Elvan Gazi'nin olduğu yer Çorum Mecidözü'nde bir şey var. Bölgesel tanrılar var, bölgesel evliyalar var. Oranın töresi, o kasabanın, o ilin, o yerin töresinde kutsal bir yere sahip olan, oranın insanlarını diğer insanlardan ayırt eden, dolayısıyla çocuklarını bu isimle adlandırdığın zaman çocuğunu damgalamış oluyorsun. Oraya ait olduklarını hissettirmiş oluyorsun. Bir ecdat töresine bağlı olduklarını tanımlamış oluyorsun. Bu hala Türkiye'de çok canlı olarak varlığını sürdüren bir gelenek. Üçüncü sebepten söz edeceğimi söyledim demin. Üçüncüsü, din bir bilim yöntemidir. Bunu söylediğin zaman insanlar hop diye böyle dikilip, aa ne diyor bu adam diyorlar. Çok net bir şey var. Bir bilgi teorisidir din. Yani dünyada sebebini tam bilmediğimiz çevremizdeki binlerce olayın neden olduğuna dair bir hipotez, bir dizi tez ileri sürer. Deprem niye oluyor? Çünkü insanlar günah yoluna saptılar. O yüzden deprem oluyor. Bu bir bilimsel bir iddiadır. Kötü bilim olabilir, doğru olmayabilir. Doğru olduğunu ben zannetmiyorum. Ama sonuçta bir bilim şeyidir, tezidir. Yani bilmediğimiz bir olay neden oluyor? Güneş neden doğuyor? Çünkü Apollon her sabah atları şey yapıp koşumlayıp güneşi gökyüzüne çıkarıyor. Bu bilimsel bir açıklamadır.
ucuz bilimdir. Günümüzde bilim çok pahalı bir uğraş haline gelmiştir. Yani sağlıklı bilim yahut da dünyanın yönetici kesimlerinin bilim olarak kabul ettiği şeyi yapabilmek için onlarca yıl üniversitede okuman, zahmetli yollara girmen, hipotezler ileri sürüp bunların eleştirmenler tarafından paramparça edildiğini görmen ve buna tahammül etmen, çok akıllı olman, akıllı insanların çevresinde bulunman, onların son derece zor makalelerini ve risalelerini okuyup anlaman gerekiyor. Zahmetli bir iş. Oysa ki din sana bunun çok daha ucuz bir yöntemini sunuyor. Yani komşunun karısı şu küfe teyze bile bir bilimsel tez ortaya atabilir din sayesinde. Ya kardeş, diyorlar ki işte güneşte şeyler oluyormuş, lekeler oluyormuş, bu da falan evliyanın nefesi yüzündenmiş. Tartışılabilir bu tezler. Aynı bilimsel çerçeve içinde lehte ve aleyhte hipotezler ileri sürülebilir, geliştirilebilir vesaire. Yani bilimin daha demokratik bir alternatifidir din. Bir açıklama sunuyor. Dünyada olup bitenlerin neden olduğuna dair kendi içinde az çok tutarlı bir açıklama çerçevesi sunuyor. Bu üç tane işlevini görüyorum ben dinin. Yani dinlerin şu aşamada henüz sönüp gitmekten çok uzak olduklarını, aksine gitgide güçlenen bir tablo çizdiklerini düşünüyorum. Ve bu üç tane faktörle yüzleşmeden bu konuda fazla yol alınamayacağını düşünüyorum. Yani benim şahsi kanaatim, belli bir çağdaş kültürle tanışan insanların ve şu anda dünyadaki egemen kültür paradigmalarına alışık olan insanların bakış açısından dinler bir saçma sapan bir hurafeler yığınıdır. Apaçık bir şey bu. Yani doğru değil söylediği şeyler. Öbür dünyada bir şey yok. Dinin bilimsel açıklamaları geçerli açıklamalar değil. Bunları çürütmek, bunların yanlışlığını kanıtlamak oldukça kolay. Demek ki din bir saçmalıktır diyoruz. Fakat neden milyarlarca insanın hala dini son derece önemsediğini, hatta bugün belki 50 yıl öncesine oranla daha fazla neden önemsediğini anlamamış oluyoruz bunu söylemekle. Türkiye'de son yıllarda gitgide güçlenen ya da en azından sosyal medyada bize göründüğüne göre güçlenen bir din karşıtı hareket var. Son derece haklı bir hareket. Yani İslam dini Türkiye'de bir olağanüstü bir küstahlıkla kendini empoze etmeye çalıştı. İnsanların farklı düşüncelerde olmasını asla kabul etmiyor ve bunları zorlamak için elinden geleni yapıyor. Bunun en önemli, en bariz birinci simgesi ezan terörüdür. Ezan bir terör aracı haline gelmiştir bugün Türkiye'de. Yani alabildiğine volümü arttırarak kamu alanını işgal ediyor ve diyor ki senin bu alanda bir hakkın yoktur. Seni yok sayıyorum. Seni buradan kovmak istiyorum. Ve hatta evine bile kapansan benden kurtulamazsın. Çünkü volümü o kadar arttıracağım ki evinde bile rahat etmeyeceksin diyor İslam. Buna karşı bir tepki hareketi doğdu. Haklı bir tepkidir bu son derece. Tüm kalbimle ondan yanayım. Yani bazen öfkelendiğimiz zaman ya yasaklamalı bu dini, başka bir çaresi yok duygusuna kapılıyorum. Evet, bu duyguya kapılan çok sayıda insan var dünyada. Ya da yasaklanmasa bile bunun propagandası yasaklanmalı. Genç çocuklara, çocukların beyninin yıkanması yasaklanmalı. Ezanın hoparlörle söylenmesi yasaklanmalı. Kamu alanında dini söyleme kesinlikle tahammül edilmemeli. Kamu alanındaki dini söylemler yasaklanmalı ve tekrar edenler idam edilmeli falan. Hepsine katılıyorum bunları. En ufak bir şeyim yok. Duygusal olarak doğru. İşin gerçeği, bunların hepsi hayaldir. Yani yapılamayacak bir şey. Apaçık bir şekilde İslam dini çok güçlü. Yani şeyler,
dünyanın yönetici paradigmalarını oluşturan kesimler şu anda dünyanın her yerinde geri ricat halindeler, geriye kaçma halindeler. Türkiye'ye gelince Türkiye'de tamamen hezimete uğramış durumdalar, yenilmiş durumdalar. Bu durumda sosyal medyadaki gençlerin, ateist derneklerinin yöneticilerinin vesairenin ah 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 biz yakında geliyoruz bunların hepsini yasaklayacağız, yok edeceğiz demesi birazcık dindar insanların ah 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 yarın öbür gün Allah hepinizin cezasını verecek diye ümide kapılmasından farksız geliyor bana. Yani nasıl onlar ah yargı günü görüşürüz havalarındaysalar, bizim Türkiye'deki ateistler de yakında yargı günü geliyor, hep beraber görüşeceğiz. O şeylerinizi, yobazlığınızı boğazınıza tıkacağız havalarındalar. Benim görebildiğim kadarıyla akılcı düşündüğün takdirde böyle bir ihtimal yok, olmayacak, gelmiyor. Yani yargı günü gelmiyor. Dolayısıyla da var olan durumla nasıl başa çıkarız konusunda daha sakin, daha akılcı bir takım düşünceler üretmek gerekiyor. Geçenlerde bir makale yayınlandı, Amerika'da yapmışlar. Belki başta ilk söylediğiniz şeye gidecek, ilk sebebe gidecek. Amerika'da çocukluğunda bir tanrı fikriyle büyüyen, bir şekilde kilise aktivitelerine katılmış çocukların ileri yaşlarda diğerlerine göre daha az depresyon vesaire gibi psikolojik sıkıntılar yaşadığını görmüşler. Metodolojisini merak edip baktım. Metodolojisi sağlam görünüyor. Yani deneyin yapılma şeklinde bir sorun yok gibi görünüyor. Buradan da sonra bu iş biraz kamuya mal olmuş. Yani Tanrı inan çocuklarımıza yararlı bir şey gibi görünüyor. Peki ben inanmıyorum, ne yapmalıyım konusunda bir psikolog da şey demiş, yalan söylemeniz gerekiyor çocuklarınıza. Yani çocuklarınızı büyütürken yalan söyleyin, bir tanrı var deyin, inanmıyor olsanız bile. O insanlar o adalet duygusunu, çocuklarınızı adalet duygusunu o şekilde aşılayın ve büyüdüklerinde böyle bir sıkıntı yaşamasınlar. Ve bu ilk söylediğiniz şeye aslında çok ciddi bir gönderme yapıyor. Yani insanların atıyorum 2000 sene önce neye ihtiyacı vardıysa bizim bugün genetik olarak, biyolojik olarak falan bunlardan daha ileride değiliz. Yani bu ihtiyaçlar hala baki. Ben de bugün bilime inanıyorum, bilim şöyle iyi, böyle iyi ama mesela çoğu bilimsel olarak doğru kabul ettiğim şeyi anlamıyorum aslında. Yani içine girip bakmıyorum, belki anlayabilirim ama uğraşmıyorum, bakmıyorum. Ama mesela dinin önerdiği şeyleri gayet basit bir şekilde hızla kavrayabiliyorum. Yani aslında size dünyanın yuvarlak olduğunu açıklayamam. Ama dinde bunun yuvarlak olmadığını veyahut da dünyanın niye 12 bin yaşında olduğunu çok basit bir şekilde anlatabilirim. En azından o kapalı devrede doğru olan paradigma içerisinde, din içerisinde. Bu da ilginç bir nokta. Şimdi Erkin, birkaç şey söyledin. Başta doğru anladım mı seni? Yani çocukken dini inançla yetiştirilenler depresyona daha az yatkın oluyorlar mı dedin? Yoksa evet, tersini mi dedin onu? İnanmıyorum buna. İnanmıyorum. Yani bu apaçık bir şekilde bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Yahut da o kadar çok fazla diğer değişkenler var ki bu korelasyonu kurmak bana saçma geliyor. Bu şey gibi perşembe günleri sigara içenler daha kolay şeker hastalığına yakalanıyor gibisinden bir korelasyona benziyor bu. Çok fazla değişken var işin içinde. Yani en basitinden dindar ailelerde boşanma daha az oluyor istatistiksel olarak. Belki bununla da alakalı olabilir. Yani korelasyon ve nedensellik tam olarak oturmuş gibi gözükmüyor bu araştırmada. Sosyal bilimler çok ilerledi bu. RCT denilen şeyle yapmışlar bunu. Randomized Control Trial. Bu insanları bir havuz içerisinden seçmişler bu şekilde. Bu insanlar arasında çok ciddi farklar yok. Bu şeyleri, sample'ları karşılaştırmışlar. Yani bu insanlar arasında ne kadar fark var, bunların ailesi boşanmış mı falan filan, dengeli bir sample var. Yani metodolojik olarak ben paper'a baktım, çok öyle ağzım şahım açık bir şekilde bir şey görünmüyor. Güzel de bir journal'da yayınlanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde dinsizlik, çocuk yaşta dinsizlik iki ayrı sosyal sınıfa özgü olay. Bir, yüksek kültürlü kesimde, yani ciddi eğitim görmüş ailelerde dindarlık sıfırlanmış durumda. Yok öyle bir şey, kalmadı artık.
İkincisi ve daha sayıca daha büyük olanı marjinal toplum kesimlerinde, yani köksüz, cemaatsiz, şuradan şuraya sürüklenen ve genellikle oldukça fakir olan çok geniş bir kesimde de dini inanç vesaire yok. Tahmin ediyorum depresyon ve sosyal uyumsuzluk hadisesi bu ikinci grupta daha fazla görünen bir şey. Yani eğitimli kesimlerde ki dinsizlik oranı hemen hemen %90 vesaire gibidir veya %100'e yaklaşmıştır. Benim gördüğüm kadarıyla sosyal ve psikolojik dengelilik meselesi dindarlarla kıyaslanmayacak kadar daha iyidir. Yani gayet normal, gayet uyumlu, aklı başında, duygusal dengeleri yerinde olan insanlar olmaları ihtimali daha yüksek. Yani bu çok basit bir şey. Yani bu tür istatistik çalışmaları elmalarla armutları toplama hatasından mustariptir ve istediğin kadar o şeyleri, sayısal veya istatistik kontrolleri yap, bu hakikatten üstünden gelemezsin. Mesela şöyle, ben Amerika taşrasında bir yıl geçirdim ve babamın dediğini şöyle gözlemlemiştim orada. Yani etrafımda dindar olmayan herkesin %90 anası babası hippie kuşağına mensup insanlardı. Dolayısıyla marjinal bir çevreden geliyordu ama etrafındaki insanların %90'ının da bayağı dindardı. Dolayısıyla yani farklı kültürel parametreler de var orada sanırım. Yani şeyi isterseniz podcast'ın altında description'a linkleriz. Materyali insanlarla görüş alırız da. Bana kalırsa şeye niye şaşırdığınızı anlamadım. Yani nedensellik bağlantısı beklediğimiz sonuç değil mi? Yani Tanrı'ya inanan insanların daha az depresyona yatkın olmasını ben beklerim aslında. Çünkü baştan beri anlattığımız şeyler, o zaman biraz çelişkili bir şey söylemiş olacağız. Hayır. Yani adalet sağlayacak bir güç var. Din ama adalet sağlayacak bir, adaletin sağlanacağına dair bir söylem ileri sürüyor. Adaleti sağlamıyor. Ve bu söylem sahte bir söylem. Ben kimsenin gerçekten adalete inandığına ve inanmıyorum doğrusunu istersen. Yani bir şeydir, bir telafi mekanizmasıdır. Bir kendine ve çevrene yalan söyleyerek kendine avutma, mesela bir avunma mekanizmasıdır. Yoksa dine inandığını söyleyen kişileri birazcık sorgula. Yani bir çok fazla ileri gitmene gerek yok. Böyle bir 10 dakika kadar sorgula. Hemen iflas eder anlatı. Yani bir tutarlı bir anlatı yok orada. O yüzden olay bir anlatı meselesi. Bu anlatının lazım olduğu konusunda bir kuşkum yok. Böyle bir anlatı lazım. Fakat dinden başka anlatılarda seni bu konularda tatmin edici olabilir. Ve bugünkü eğitimli kesimin, bugünkü kültürlü sayılan seçkin kesimin anlatıları yeterince güçlüdür. Eğitimli kesimde bugün dünyada egemen kültürü temsil eden kesimlerde de bir takım anlatılar var. Hayatı anlamlı kılan, hayattaki bozuklukları ve yanlışlıkları ve sakatlıkları ve zulmü belli şekillerde telafi eden anlatılar orada da var. Bu ilerleme ve gelişme anlatısı bunlardan bir tanesidir. Sosyal adalet anlatısı bunlardan bir tanesidir. Çeşit çeşit anlatılar var. Mesele bu anlatılardan hangilerinin daha etkili, hangilerinin daha güçlü olacağıdır, nasıl geliştirilebileceğidir. Dinin bir anlatı olarak aklı başında bir insanı, yani soru soran bir insanı ikna edebileceğini zannetmiyorum. Ancak yani bu anlatıya, dinin sunduğu anlatıya inanmanın birinci şartı cahil olmaktır. Yani dünyadaki farklı bakış açılarını, farklı görüşleri, son 250 senede geliştirilmiş olan söylemleri tanımamaktır. Başka bir şeyi yok. Yoksa yani babandan, dedenden duymuşsundur ölünce cennete gideceksin diye, onunla yetinirsin eğer başka bir şey bilmiyorsan. Ayıptır söylemesi, Oxford'da geçirdiğim zaman içerisinde bayağı cahil olmayan kesimlerle takıldım ve birçoğu bunların bayağı koyu dindar insanlardı. Dolayısıyla bence yanlış bir genelleme yapıyoruz. Yani gelenek ayağı bazı ülkelerde, bazı kültürlerde çok daha ağır basıyor. Yani ve adalet bulma arayışı, bazı anlatılara inanayım hissiyatından çok daha kuvvetli bir gelenek duygusu var mesela İrlanda gibi, evet. İngiltere gibi ülkelerin üst sınıflarında. Evet, gelenek duygusu, evet. Yani demin saydığımız faktörlerden ikincisi, yani
ecdada saygı, ecdadın töresini sürdürme hadisesi. İngiliz'in ve İrlandalı'nın ecdadının töresi sakatlanmamış bir töre. Yani büyük bir yenilgiye uğramamış, hezimete uğramamış bir töre. Dolayısıyla insanlar gönül rahatlığıyla, en egemen sınıftaki insanlar dahi, yani Oxford'un seçkinleri dahi, bu geleneğe saygıyı utanmadan, üstünü örtmeden açık açık sürdürebiliyorlar. Bu, ama bu insanlar arasında gerçekten Hristiyan teolojisinin kavramlarına, teorik çerçevesine inanan ve bunları akıl bazında savunabilecek olan kimsenin çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten. Vallahi vardı düşünmüyorum. Ya. Yani ben teoloji departmanıyla birlikte çalışıyordum ve yani bayağı hardcore Katolik İrlandalı arkadaşlarım vardı ve teoloji okuyorlardı ve bayağı iyi, düzgün makaleler üretebilen, bilimsel camia içinde yeşerebilen, çiçeklenebilen insanlardı. Yani ikisi birbirini dışlayan şeyler olmak zorunda da değil, onu demeye çalışıyorum. Bilimsel, objektif üretim ve dindarlık bazı daha sağlıklı toplumlarda. Halbuki de bence merceği biraz toplumun genelini tutmaktansa küçük bir kesime tutuyoruz gibi geliyor. Yani normal insanlar arasında. Bunlarla ilgilenmeyen insanlar da var. Yani sadece atıyorum meşgul olduğu için bunlara bakmayan veyahut da bunları düşünme ihtiyacı duymayan insanlar da var. Yani karşılaştığınızda direkt olarak cahil demeyeceğiniz ama bu noktada sadece kafa yormamayı tercih etmiş insanlar var. Yani bazı insanlar çok güzel arabalar binmeyi tercih ediyorlar. Benim için ayağımı yerden kesmesi yetiyor. Bu iyi arabayı binen insanlar bana anlatsalar da saatlerce benim için o kadar da mühim değil. Bu orada başka anlamlara gelmektense belki sadece bu insanlar bunun üzerine düşünmemeyi tercih etmişler. Yani bir şeyleri kabul etmek çünkü konforlu bir şey. Diğer mecralara yoğunlaşmak istiyorsanız. Belki cehalet denemek daha mantıklı olabilir o açıdan. Peki, yani pek çok insan, yani muhtemelen çoğunluk içinde yaşadığı topluma ters düşmemek için, hatta böyle diyorlar. Sen böyledir, bana ne? Tamam boyun eğeyim. Yılda 5 defa gidip cemaatle namaz kılayım, mutlaka oruç tutayım ama çok fazla da soru sorarsan verecek cevabım yok. Tavrı tahmin ediyorum ki büyük çoğunluğun tavrıdır, değil mi? Aynı şeyi mi söyledik? Evet, ben de bunu söylemeye çalışıyorum yani. Tamam. Herhangi bir dilekçe yapma gereksinimiyle aynı. Yani devlete bir dilekçe vermem gerekiyor bir şey yapmak için. Neyse tamam yapalım yani, çok da sorgulamadan yapma durumu. Çok veriyoruz da böyle dilekçe bu arada. O yüzden öyle bir örnek ihtiyacı. Çok fazla miktarda önce insan sorgulama ihtiyacı duyuyor. Belki bizim, yani sizin de düşünmeniz oradan geliyordur. Yani bir şeyi çok yapınca böyle gerçekten düşünme ihtiyacı duyuyor. Ben mesela işte Arsen de tabii her hafta yaklaşık 10-15 dilekçe verdiği için şu anda bir kampüs girişiminde olduğumuzdan insan bir yokla düşünmeye başlıyor o sayılar arttıkça. Ya acaba bunu niye yapıyoruz? Belki de bu yüzden ilk baştaki teolojiyi ilk sorgulayan tipler din içerisinde insanlar olmuştur. Tabii. Her zaman için. Yani dinle ciddi bir şekilde ilgilenmiş insanlardan çıkar dinin en kuvvetli eleştirmenleri. Yahut da dine cevap yetiştirme ihtiyacı duyanlar. Genellikle dinle fazlasıyla haşır neşir olanlar. Şahsi açımdan ben onu düşünüyorum. Dinin üç fonksiyonundan söz ettim. Birincisi adalet fonksiyonu. Hiçbir şekilde yeterli gelmiyor bana. Yani tamamen bir deli saçması, bir cehalet ürünü, bir anlatı gibi geliyor. İnandırıcı değil benim açımdan. Ucuz bilim söylemini anlıyorum, anlayışla karşılıyorum. Fakat o da geçerli bir şey değil. Yani pahalı bilim belli bir şey ki ucuz bilimden daha iyi sonuçlar veriyor, daha iyi mühendislik üretiyor. İkinci olay olarak dediğim ecdat töresi meselesinde sanıyorum belli bir duyarlılığım var benim de. Yani her şeye rağmen yılda bir, iki yılda bir, beş yılda bir Ermeni kilisesine gittiğim zaman kendimi iyi hissediyorum. Ve buna yönelik duygusuzca veya hakaret içeren bir söyleme tahammül edemiyorum. Bu bir gerçek. Yani şeyini de, iyi kötü literatürünü de biliyorum. Literatürü okumaktan zevk de alıyorum ayrıca. Yani dini literatürü. Bu da bir alışkanlık meselesi, bir aidiyet meselesi sanırım. Türkiye'de
yönetici sınıfların, egemen yani seçkin sınıfın din konusundaki tavrında şu trajik gerçek var. Atalarının töresi, yani Türkiye'de egemen olan geleneksel İslam töresi ağır bir şekilde sakatlanmış. Yani yenilgiye uğramış, hezimete uğramış. Dolayısıyla bu hezimetin bilincinde olan kesimler, yani Türkiye'nin yönetici seçkinleri, Türkiye'nin son 3-4 kuşakta, yani Tanzimat'tan beri 5 kuşakta egemen pozisyonlarda bulunmuş olan kesimleri gönül rahatlığıyla atalarının geleneğini sürdüremiyorlar. Bir sevgi ve nefret ilişkisi içindeler. Bir soğukluk var içlerinde. Sevmiyorlar. Geçmişini, kendi ailelerinin, kendi toplum kesimlerinin geçmişini gururla öne koyamıyorlar. Utanıyorlar birçok şeyinden. Zannediyorum Türkiye'de okumuş sınıfların dinle ilişkisinde bu faktörün önemi şey yapılamaz, göz ardı edilemez. Yani ben Türkiye'de yetiştim. Türkiye'nin laiklik koşullarında yetiştim. Benim bildiğim iyi okullara giden ve iyi kitaplar okuyan insanlar dindar olmazdı Türkiye'de. Ben de Arsen'in dediği gibi, ben de Amerika'ya gittiğimde orada beni ilk çok şaşırtan şeylerden biri, ya dört dörtlük kafası yerinde okuyan kültürlü insanlar kiliseye gidiyor pazar günleri. Bu yani Türkiye'den alışık olmadığımız bir şey, tanımadığımız bir şey. Bunu da bir tarihi nedenlere bağlamak daha doğru olur sanırım. Arkadaşlar yetsin mi bugün bu kadar? Çünkü Erkin ve Arsen, çok teşekkürler bu sohbet için. Din konusunu işledik bugün Samos sürgününde. Haftaya başka bir konuyla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Özgür düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.